Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar geçtiğimiz günlerde 9. sezonun yayınlanan PUBG ile bir kez daha maceraya atılacağız. Biliyorsunuz PUBG ülkemizde de en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Fakat genel itibariyle baktığımızda ülkemizde PUBG Mobile daha çok seviliyor. Neden? Çünkü PUBG Mobile biliyorsunuz arkadaşlar mobil bir şekilde oynanabiliyor. Ama bu oyunun çıkış noktası neredeydi? Tabii ki bilgisayarlarımızdaki PUBG'ydi arkadaşlar. Bir de bilgisayardaki PUBG'nin parayla satılıyor olması da oyuncu sayısının biraz daha az olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz PUBG Mobile ücretsiz indirip hemen oynayabiliyorsunuz. Ama bilgisayar tarafındaki PUBG'yi satın alıyorsunuz ve ondan sonra oyun içindeki geliştirmeleri de ayrıyetten para ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Fakat bu oyunun önümüzdeki dönemlerde free to play kafasına dönmesini ben bekliyorum açıkçası. Çünkü hani genele baktığımız zaman Battle Royale tarzındaki pek çok oyunun artık ücretsiz olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar, PUBG'nin yeni macerasında aslında baktığımız zaman klasik alışık olduğumuz PUBG deneyimi. Tabii değişen bir harita söz konusu ve bazı güzel özellikler de gelmiş oyuna. Biz bir PUBG deneyimi yaşadık ve şimdi bu deneyimi sizlere sunacağız. Bu arada bilgisayarımızın da Toolpart D7 modeli olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla donma, takılma, kasma, ısınma gibi sorunlar yaşamadık. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şunu da söylemek istiyorum. Bilindiği üzere PUBG'deki RAM gereksinimi biraz yüksek. Dolayısıyla bilgisayarınızda 8 GB RAM varsa bazı noktalarda kasma ya da lag sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden eğer dediğim gibi 8 GB'lık bir cihaz kullanıyorsanız mutlaka RAM kapasitesini 16 GB'a yükseltmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra şimdi sizleri PUBG maceramızla baş başa bırakalım. Vallahi benim rankıtım yok yalnız, beni alır mı rankıta? Alıyor da. Alıyorsa gelirim, sıkıntı yok. Merhabalar. Berat'ın da sesini. Merhaba. Oğlum reis, yıllar sonra ya. Yıllar be. Bakayım ve tuvaletime. Ben daha 10 saat oynamamışımdır PUBG'yi. 12.4 saat oynamışım. Acayip korkuyorum yani. Basıyorum da genelde vuramıyorum. Daha hiç adam vuramıyorum. Basabiliyorsan Kaan'dan daha iyi oynadın kesin. Kaan'a da buradan giydirdik güzel. daha hiç adam vuramadım reis. Nasip olmadı. Vursun vursun sıkıntı. Kaan bile vurdu ya. Sen de vurursun. Kaan abi ne diyor bunlar ya? Ağzıyla konuşması mantıklı olan. İyi yani gayet normal. Sen olmayandan konuşuyor. Nasıl konuşuyor ya? Yani terbiyesizsin abi. Alefler çizicisi. Alçak puşt. Abi oyun çanta vermiyor ki loot yapalım. Oho, çanta verirse herkes loot yapar oğlum. Önemli olan çanta olmadan loot yapmak değil mi? MP5 sizi. MP5 var mı MP'de? Bilmiyorum. Alev flash kesici lazım mı minik? Evet. Dikey.
Kanka bana şu an her şey lazım çünkü hiçbir şey lootlayamadım ya, dur. Ben izleyemiyorum değil mi sizi maçtayken? Yayın açarız. Görüşmüyoruz ya. Yaşlanırız. Berk Bey sen kaç oldun? 13. Oh. Kaan gel burada çatışma var gibi. Kapalı konuda adam. Beş sene önce soğuk bir akşamdı. 1670 gün olmuş ben banyo yedim. Maşallah. Ay aynen. Kesinlikle Kaan abi. Ama ben de abi artık adamlar çok triggerlanmıştık. Hesap mı vereceğim demiştin sen buna da. İşte bu hesap aldı, hala o hesabı kullanıyorum. Ama advantage kaldı. Ulan 5 liraya satarak AWP şey almıştım. Çünkü 45 lira olmuş. Ulan dolardan vallahi içim oturdu. Orayı ben lootladım bu arada. Bunun var değil mi? 4 skill yapayım ödeyeyim. 4 skill yapayım. Mineye tutuyordum ama çatışmadayız. Geliyorum bacılar. Korkudan alırken headshot attım. Korkudan her yerini topladım. Nerede o? Bolca bombam var, geliyorum. Kanka var. Sessiz. Kaan'a doğru smoke attım. Oğlum benim taraftaymış ya adamlar. Çatıda. Gene çatıda. Can basıyor. Bu tarafa geldi Berk. Al Kaan'ı. İyi, helikopter de geliyor, tüh. Birini şu uçağa sıkınlar. Çok uzak gel. Uzaksa sıkmayın. Benim şuraya Berk alıyor bana ya, çıkıyor yukarı alır o. Şu tarafı silah sesleri. Scope yok adamda. Red Dot'ta 2x var. 2x al, 2x al. Tamam. Al hiç yoktan iyidir ya. Onda var mıydı scope, hatırlama. İnek sadece uzatılmış hızı çekilmiş. İki daha şu an. Benimki çok kırıktır, onu ben alayım o zaman. Baktığımda. Gördüm. Yani benimkine göre katıyor.
Ben çok... Ben çok keko öldüm ya. Ben sizin ters tarafınızda sandım adamları. Yok yok istemiyorum. Yok yok. Bir şey söyleyeceğim. Alan gittikçe aşağıya kapatıyor. Biz niye yukarı oynuyoruz? Gelen çocuklar. Gelenleri kesiniz. Tamam. Bu taraftan zaten sıkanlar vardı. Biraz daha ileride ama. Bir tanesi 325 tepeye çıktı. Solda ikiler daha var. Yerde dönüyordu. Öldü o. Bize mi getirdiniz? Öldürdüm ya. Bakayım bir dakika. Tepede varmış. Cover'a geçmiş. Yanında smoke var lan, smoke var. Tamam, cover'a geçtim ben. Alıyorum belki. Kaan, olabildiğince tutmaya oyna şu an, çalışmaya değil. Aynen. Sana sıkmıyorlarsa onlar çatışıyor zaten şu an biriyle. Arkan. Ne alaka? Bana bir smoke atabilir mi? Kanka şeyde, 210'da, 210'da, 210'da. Evet, görüldüğü üzere biraz şanssız da bir oyun oldu bizim için aslında. Ama genel itibariyle yine normal PUBG macerası. Genele baktığımız zaman arkadaşlar, bu oyunu eğer tanıdıklarınızla oynamıyorsanız, yani böyle arkadaş çevrenizle vesaire oynamıyorsanız çok fazla zevk alamayabiliyorsunuz. Çünkü önemli olan burada nedir? Aynı takımda olmanız, belli bir yere gitmeniz, oradan loot ederek Allah 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 nidalarıyla diğer adamların üzerine saldırmanız vesaire. Ama tek başınız olduğunuz zaman ya da tanımadığınız kişilerle olduğunuz zaman zaten herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu durumda da çok fazla oyundan zevk alamıyorsunuz. Adeta bir yürüme simülasyonu tadında geçiyor oyun. O yüzden size tavsiyem mutlaka PUBG'yi arkadaşlarınızla birlikte oynamanız. Oyun Canavarı'nın bir sonraki bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.